Merhaba arkadaşlar ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Murat Hoca. Her ders için önce Türkçe videolarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sözcükte anlam olacak. Arkadaşlar hepinizin malumu Türkçe konuları ana başlık olarak ikiye bölünmekte. Birincisi anlam bilgisi, diğeri de dil bilgisi. Biz anlam bilgisinden başlayacağız. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki okuduğunu anlamlandıramayan bir kişi Türkçenin dil bilgisi kurallarını da çözemeyecek. Bunun dışında diğer sorularla da karşılaştığında okuduğunu anlamadıkça soruyu çözmesi zorlaşacak. Karşımıza çıkan her metnin, her sorunun bir metin olduğunu hatırlatmakla bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Her soruyu Önce anlayarak çözeriz. Dolayısıyla her soru anlama dayalıdır. Anlam bilgisini halletmedikçe soruların bizden ne istediğini anlamadıkça soruyu çözmemiz zor olacak. Böyle düşünmesek bile hepinizin malumu Türkçe sorularında 33-35 taneye yakını okuduğunu anlamaya yönelik soru olarak karşımıza çıkmakta. Sadece bu bize sadece bu bize anlamın ne kadar önemli olduğunu göstermek için yeterlidir sanıyorum. Dolayısıyla bizim sloganımıza geri dönersek her ders için önce Türkçe çünkü her ders için önce anlamak gerekir. Biz sözcükte anlam konusunu şu başlıklar altında irdeleyeceğiz, açıklamaya çalışacağız, öğrenmemiz gerekecek. Sözcükte anlam, sözcüğün anlamı olarak iki başlık attım ben buraya. Sözcükte anlam da diyebiliriz, sözcüğün anlamı da diyebiliriz. Burada bir ayrıntıya, burada bir noktaya dikkat çekerek daha sonra konu açıklamasına geçmek istiyorum. Önemli olan birkaç tane anlam başlığı var. Birincisi soyut ve soyut anlam, soyut ve somut anlam. İkincisi de gerçek ve yan anlam. Bu dört tane anlamla ilgili sorun yaşamadıkça diğerlerini karıştırmamız daha da zorlaşacak. Yani biz bunları iyi bilirsek, biz bunları iyi anlarsak, yani mantığını kavrarsak geri kalan başlıkları ezbere gerek kalmayacak. Biliyorsunuz ki biz ezberlediğimiz her metnin unutulacağını, bir gün unutulmaya mahkum olduğunun farkındayız. Burada sözün anlamı dedik. Bunu biraz açıklayayım. Daha sonra bunu ayrıntılayacağız. Sözcük ve söz ayrı şeylerdir. Hepinizin malumu cük eki küçültme anlamı katar. Sözcük yani sözcük şimdi bizim konumuz olan sözcüğün anlamı sözün bir küçüğüdür. Dolayısıyla tek bir tane kelime olarak düşünürsek söz en az iki kelimeden oluşan söz gruplarıdır. Yani sözün anlamına geldiğinde daha ayrıntılı anlattığımızda göreceksiniz ki söz ve sözcük birbirinden farklıdır. Peki sözcüğün anlamında biz neyi hedefliyoruz? Öncelikle şunu bilmemiz lazım ki sözcükler bir araya gelerek tümceleri yani cümleleri oluştururlar. Cümleler bir araya gelerek metinleri oluştururlar. Farkındaysanız ki, farkında olduğunuza eminim, karşımıza çıkan paragrafların tamamı da birer metindir. Bunun dışında sorular da birer metindir. Dolayısıyla sözcükteki anlamı kavramadıkça karşımıza çıkan bu metinlerin ne anlatmak istediğini anlamakta zorluk çekeceğiz. Bunun bir mantığı var. Nedir bu? Hepinizin malumu insanlar konuşmayı sözcüklerle öğrenir. Sözcüklere bir kavram karşılık kodlayarak akıllarında bunlara bir anlam yüklerler ve ilerleyen zamanlarda konuşmayı öğrendikten sonra anlamlarını kavradıktan sonra Dil bilgisi kısmına daha sonra geçilir. O yüzden biz kaç çeşit anlam vardır sorusunu sormaktansa yani biraz önceki başlıkların hepsini ezberlemektense anlam nedir sorusunu soracağız. Bunu kavradıktan sonra diğerlerini ezberlemeden işin içinden çıkabileceğimizi umuyorum. Evet arkadaşlar, malum soruyu soruyoruz. Anlam nedir? Arkadaşlar hepimiz duyuyoruz. Sözcükte anlam, paragrafta anlam, cümlede anlam ama anlamın ne olduğunu açıklamaya geldiğinde çoğumuzun açıklayamayacağını tahmin ediyorum. O yüzden öncelikle her zaman önceliğimiz bu olacak. Bize söylenen kelimenin ne olduğunu iyi anlamalıyız. Bu kelime anlamak kelimesi yani anlam kelimesi olsa da önce bunun ne olduğunu anlamalıyız. Anlam arkadaşlar her bir anlama her bir kavrama yani dilde bir sözcük düşer. Burada yeni bir kelime çıktı karşımıza kavram. Peki kavram nedir? Kavram bir sözcüğün o dili bilenlerin beyninde oluşturduğu tasarım ve çağrışımlardır. İki tane daha yeni kelime geldi. Bundan başka kelime gelmeyecek. Bunları şimdi en sondan en geriye doğru anlamaya çalışacağız. Anlam nedir sorusuna cevap bulacağız. Şöyle açıklayalım. Bir dili bilen insanların ki bu dil Türkçe olsun, masa sözcüğünü duyduğunda aklında oluşan, canlanan görüntülerin ve ona anımsattıkları kavramların tamamı tasarım ve çağrışımdır. Bu tasarım ve çağrışımların toplamı da kavramı oluşturmaktadır. Tasarım ve çağrışımlar bir sözcüğün anlamını bu sayede bilmemizi sağlayan iki kelimedir. Bir sözcüğü duyduğumuzda zihnimizde daha önceden yaptığımız kayıtların tümü aklımıza gelir. İşte bu kayıtların tümüyle biz anlamın ne olduğunu biliyoruz. Bir böyünde bir sözcükle ilgili herhangi bir kayıt yoksa, yani herhangi bir tasarım ya da çağrışım yoksa o sözcüğün anlamı da yoktur bizim için. Örnek verirsek güneş kelimesini duyduğumuz zaman hepinizin hepimizin aklında bir şekil oluşmakta hepimize hatırlattığı bir şeyler olmakta. Yaz, piknik gibi düşünebiliriz ki herkese farklı şeyler çağrıştırabilir. İşte bu tasarım ve çağrışımları birleştirdiğimizde sıcak da girebilir tabi buraya. Teknik terimlerden de bahsedebiliriz ama o zaman anlam terim anlama dönüşecek. Biz öncelikle kelimenin anlamının ne olduğunu anlamaya çalışacağız. İşte bu tasarım ve çağrışımların tamamını topladığımızda güneş kelimesinin anlamı ortaya çıkmakta. Mip kelimesini duyduk. Aklımızda herhangi bir tasarım oluşturmadı, aklımızda herhangi bir çağrışım da oluşturmadı. Dolayısıyla biz şöyle bir çıkarım yapıyoruz. Bu kelime anlamsız bir kelimedir. Yani anlamı yoktur. Anlam bu şekilde özetleyebileceğimiz kadar basittir. Burada bir not düşmek istiyorum. Sözcüklerin anlamlarını daha sonra daha ayrıntılı anlatacağız, anlamlandıracağız. Anlam şöyle bir özelliğe sahiptir. Anlam suya atılan bir taş gibi insanların yaşamları boyunca her sözcüğe yüklenen anlam çoğalabilir, artabilir, azalabilir. Biz bu ilk atıldığı yere yani taşın suya değdiği ilk noktaya temel anlam dersek, daha sonra bunu açıklayacağım. İlerleyen zamanlarda burada her bir daireyi uzun bir zaman dilimi olarak temsil ettik bu zaman dilimlerinde kazandığı yeni anlamlarla sözcüğe başka başka anlamlar yükleniyor. Bunlara biz daha sonra isimler vereceğiz. Bunların en önemlisi yan anlamı olacak. Bunun yanında temel anlamı unutmayalım. Temel başta daha sonra kazanılan anlamların tamamı da o temel anlamın yanında sözcüğün yan anlamı olacak. Şöyle bir özellik var. Yine daha sonra açıklayacağız nedir soyut, somut nedir diye. Temel anlamdan uzaklaştıkça bir kelimenin anlamı soyutlaşır. Ortaya da yeni bir anlam çıkar. Biz ona da mecaz anlam diyeceğiz. Burada küçük bir not düştük. Bu notu kafamızın bir köşesine kaydedelim. Daha sonra arkadaşlar bunları daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Örnek verelim. Bir kelimeyi ele alalım yem sözcüğünü. Hepinizin malumu yem hayvan yiyeceğidir. Bunu ayrıntılı bir şekilde okumaya gerek yok. Bir de arkadaşlar hepinizin malumu birini aldatmak için kurulan düzene de biz yem diyoruz. Görüldüğü üzere 1 2 3 dediğimizde yani merkezden uzaklaştıkça anlamın soyutlaştığını burada görebiliyoruz. Mecaz anlam temel anlama ne kadar uzak olursa olsun Temel anlamla bir yerlerden bağlıdır. Yani sizin genelde duyduğunuz gerçek anlamdan kopmuş yeni bir anlam yani soyut bir anlam değildir. Bunu yine yeri geldiğinde daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Başka bir örnek üzerine gidelim. Yüz kelimesine bakalım mesela. Biliyorsunuz ki sayısal bir değer anlamı taşır. Yüz kelimesini duyduğumuzda çehre aklımıza gelebilir. Burada aklımıza hangi tasarım çağrışım geleceği konuşulduğu ortam ya da içinde geçtiği metin belirler. Yani burundan, gözden, kulaktan bahsedildiği yerde yüz kelimesini duyduğumuzda aklımıza gelecek ilk anlam bu olacak. Ama 1, 2, 3, 4, 5'in yanında yüz kelimesini duyduğumuzda aklımıza gelecek kelime yüz sayısı olacak. Daha doğrusu çağrışım ve tasarım Bununla ilgili olacak. Burada bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Daha sonra bahsedeceğim yine. Temel anlamda akla gelen ilk anlam diye söylenir. Burada her kelimede akla gelen ilk anlamın temel anlamı olmayacağını kanıtlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında yüzle ilgili bir denizin içerisinde ya da herhangi bir su birikintisinin içerisinde yapılan eylem bunun yanında herhangi bir hayvanın ya da herhangi bir nesnenin derisini çıkarmak için kullanılan yüzmek kelimeleri de gelebilir. Buradan yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Bir kelimenin anlamı içinde kullanıldığı ortamla çok yakından alakalıdır. Eş sesli kelimeleri işin içine katmayacağız. Daha sonra bunun da açıklamasını yapacağız. Çünkü eş sesli kelimelerde temel ve yan anlamla alakası, alaka kurulmaz, aranmaz. Bu sözcükler arasında bir anlam ilişkisi arasak da bulamayız. Bunlar küçük notlardı. Gelelim şimdi soyut ve somut anlama. Arkadaşlar hepinizin malumu soyut ve somut anlam hakkında sorulan birkaç soru var. Nedir somut? Nedir soyut? Nedir somut? Hepinizin malumu ilk verilen cevap 5 duyu organımızla algıladığımız bütün kavramlar somuttur olacak. Ancak burada bir yanlış demeyelim bir eksik var. Bu kavramın karşılığı olan anlamada biz somut anlam diyoruz. Bunun en doğrusu şudur. Beş duyu organımızdan herhangi biriyle olması lazım. Çünkü biz her kavramı beş duyu organımızda kavrayamayız. Hocam bu da çok basit diye olabilirsiniz ama bu çok önemli bir durumdur. Yani siz karşılaştığınız bir kavramı daha önce duymamışsanız bunu her duyu organınızla algılayamadığını gördüğün, algılayamadığınızı gördüğünüzde yani 5 taneden 4'üyle algılayamadım, biriyle algıladım. Çoğunluğu bunun soyuta yaktın diyebiliriz demeyeceğiz. Herhangi biriyle algılayabiliyorsak bu sözcüğe somut varlık diyeceğiz. Bu somut varlığı karşılayan sözcüğün anlamına da somut anlam diyeceğiz. Çünkü malumunuz Anlam somutsa varlık da somuttur. Dolayısıyla burada varlık önceliklidir. Varlık somutsa anlam somut olacak. Varlık soyutsa yani herhangi bir duyu organıyla algılanmıyorsa o varlığı karşılayan kelimenin anlamı da somut anlam olacak. Çünkü her kavramı bütün duyu organlarımızda algılamak mümkün değildir diyebileceğiz. Örnek limon kelimesini ele alalım. Limon kelimesini hepimiz duyduğumuzda aklımızda oluşan tasarım aşağı yukarı budur. Bizim bize hatırlattıkları çağrışımları da ekşi ve suludur. Bunun tamamı bu kelimenin anlamını oluşturmakta biraz önce bahsetmiştik. Gelelim bunun soyut mu somut mu olduğuna. Şu anda kaç kişinin yanında limon vardır bilemem ama çoğumuzun yanında yok. Şimdi kuralı uygulamaya çalışalım. Bir duyu organımızda ya da beş duyu organımızda limonu algılamaya çalışalım. Yanımızda limon yok. Hiçbir duyu organımız bunu algılamıyor. Dolayısıyla biz buna soyut mu diyeceğiz? Hayır. Aklımızda bir tasarım oluşturduysa bu kelimenin karşıladığı kavram somuttur. Dolayısıyla bu kelime somut bir anlama da sahiptir diyebileceğiz. Aşk kelimesini ele alalım arkadaşlar. Bu kelimenin aklımızda herhangi bir tasarımı var mı? Bazılarınız şunu düşünmüş olabilir. Yani küçük bir kalp ben her ne kadar çizememiş olsam da. Peki aşk bu mudur? Bunu bir kenara bırakalım şimdilik. Çağrıştırdıklarına bakalım. Tutkulu bir sevgidir aşk. Doğru mu? Evet doğru dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi aklımıza gelen bu şekil ne peki? Ki bu herkesin aklına gelmiyor. Burada bir tasarım yok arkadaşlar. Tasarımı olmayan bir kavrama Gördüğünüz gibi bizim bununla ilgili herhangi bir tasarım beynimizde olmadığı için bazen bunu karşılamak isteriz. Nasıl karşılamak isteriz? Yani tamam bunun bir şekli şemali yok ama ya ben sana bir hatırlatayım buraya yazmadan şunu çizdim. Ben sana aşığım demek isteyeyim. Dolayısıyla bu çizdiğim şekil sana bunu hatırlatsın. Ama aslında bu bu değildir. Peki biz buna ne diyeceğiz bu resme bu şekle? Yeni bir kelime çıkıyor burada karşımıza. Simge diyeceğiz. Karşılayamadığımız bazen kavramları, yani herhangi bir kavramı, soyut olan herhangi bir kavramı biz bazı simgelerle karşılayabiliyoruz dilde. Bu kelimeler, bu resimlere, küçük şekillere de simge diyeceğiz. Sevgiye gelelim. Sevgiyi de hepimiz malumu. Aklımızda herhangi bir tasarım oluşturmuyor ama çağrıştırdıkları sınırsız diyebiliriz. Birçok altına açıklama yapabiliriz. Karşılıksız duyulan bir duygu, karşılıksız bir bağlılık olarak adlandırabiliriz. Simge kelimesini burada unutmayalım. Aklımızın bir köşesine yazalım. Özetleyecek olursak bir kelimeyi duyduğumuz zaman aklımızda tasarım ve çağrışımı varsa o kelime somuttur. Yine söylüyorum herhangi bir duyu organı ile algılamamız yeterlidir. Hatta ve hatta hiçbir duyu organımızla algılamasak da onların tasarım ve çağrışımları yani o nesne yanımızda bulunmasa da o nesnenin tasarım ve çağrışımı eğer aklımızda oluşuyorsa tasarım varsa o somuttur Yoksa tasarım ve çağrışım o kavram soyut bir kavramdır. O kavramın anlamı da soyut anlamdır. Evet geldik yan anlama. Yan anlam nedir? Arkadaşlar bu açıklamayı yapmadan önce yan anlamla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yan anlam gerçek anlamın da önüne geçiyor diyebiliriz bizim için. Neden? Sorularda sözcüklerin genelde gerçek anlamları sorulmamakta. Bize kazandıkları yan anlamları anlayıp anlayamadığımız sorulmaktadır. Yan anlam zamanla çoğalabilmekte yani birden fazla anlam sahibi olabilmekte bir sözcük. Ama gerçek anlam zamanla çoğalmaz. Gerçek anlam birdir. Gerçek anlam birdir ama yan anlam arkadaşlar zamanla çoğalır. Çoğalabilir. Zaten zamanla kazanılır. Hiçbir sözcük arkadaşlar tek başınayken bir yan anlam sahibi değildir. Ne demek istiyoruz? Örnek. Ayak dediğimiz zaman hepimizin aklına ilk gelen anlam ki burada tek başına arkadaşlar farkındaysanız hepimizin aklına gelen ilk anlam organ olan ayaktır. Tanımını yapmayacağım. Ama bana ayak yapma dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk anlam ne olacak burada? Aklımıza gelen ilk ayak aldatma olacak. Evet aldatmak mıdır peki ayak kelimesinin ilk anlamı? Değildir. Biraz önceki açıklamamızı hatırlarsanız hiçbir kelimenin gerçek anlamını yanında bulunan diğer kelimelerle ölçmeyeceğiz. O kelime tek başınayken hangi anlama sahipse gerçek anlamı odur. Diğer kelimelerin yanına geldiğinde gerçek anlamında kullanılmamış olabilir. Diğer kelimelerle arkadaşlar yani sözcüklerle ilişkisi sayesinde kazandığı anlamların tamamına biz yan anlam diyeceğiz. Burada birilerinizin bazılarınızın mecaz dediğini duyar gibiyim. Mecaza daha sonra geleceğiz açıklamasına ama burada şöyle bir bilgi verelim. Her mecaz anlamda aslında bir yan anlamdır. Yani o kelimeye zamanla kadılmış yeni anlamlardır. Dikkat burada dikkat edilecek bir nokta. Yan anlamlar somut da olabilir, soyut da olabilir. Soyut olduğu zaman biraz önceki kavram gelsin aklınıza. Mecaz olacaklar onu bir yere kaydedelim. Peki yan anlamlar nelerdir? Nasıl kazanılır? Bunlara küçük örnekler üzerinden gidelim. Daha sonra açıklamasını yapalım. Örnek arkadaşlar Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar dendiğinde aklımıza gelen şey Beşiktaş bir tepelik alan bunun ön yüzü değil de arka tarafına ağaç dikiliyor olacak. Peki sırt kelimesinin gerçek anlamı bu mudur? Hemen sağlamasını yapalım. Sırt dediğimizde İnsan vücudunun ön tarafı değil, arka tarafını kastettiğimizi, yani üst bölümünün arka tarafını kastettiğimizi hepimiz biliyoruz. Diyeceksiniz ki niye bunları böyle yapıyoruz? Arkadaşlar, bir sözcüğün gerçek anlamı neyse, kazandığı yan anlamlar mutlaka ama mutlaka bu gerçek anlamla bağlantılıdır. Hatırlayın biraz önce bir şekil çizmiştik bir taşı attığınız zaman suya etrafında oluşan dalgalar. Diğer bütün dalgalar bu taş sayesinde oluştuğu için asla ondan kopuk değillerdir. Yani biz bir kelimenin ne anlama geldiğini anlayabilmek için gerçek anlamını çok iyi bilmemiz lazım. Gerçek anlamını çok iyi bilirsek kazandığı yan anlamları da açıklayarak kelimenin içinde, cümlenin içinde pardon, kast anlayabiliriz. Örnek, uçağın kanadı havada parçalanmış. Burada kasıt Kanat nedir? Hemen hepimizin aklına gelen uçabilen canlıların sahip oldukları bir organ. Peki uçak kelimesi bu kanat kelimesine sahip olduğunda canlılığına da sahip olmuş mudur? Hayır. Ona ne yönden bu isim verilmiş? Ona benzer olduğu için. Yani uçmayı sağlaması açısından uçağın bu e, yapısına da, e, ekine de, kısmına da kanat adı verilmiş. Yine bakın gerçek anlamdan kopuk değil ama bu bir yan anlam. Peki burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Sırt kelimesine bakın. Beşiktaş Beşiktaş sırtları dendiğinde bu somut mudur, soyut mudur? Hepimizin malumu somuttur. Uçan kanadı dendiğinizde dendiğinde somut mudur, soyut mudur? Hepimizin malumu somuttur. Peki onun ölümü, onun ölümü, onun kolunu, kanadını kırdı dediğimizde buradaki Kanat kelimesi somut mudur, soyut mudur? Tabii ki hepinizin cevapladığı gibi mecazdır arkadaşlar. Yani soyuttur. Soyut olduğu için zaten biz bunlara mecaz anlam diye açıklayacağız daha sonra. Örneklerin tamamını okumuyorum. İsteyen bunları okuyabilir. Devam edelim biz. Sözcük yan anlam kazanır. Peki nasıl kazanır? Hangi yollarla kazanır? Ona bakacağız. Bu yan anlamlar arkadaşlar zaman içinde kazanılır. Bunu unutmayalım. Zaman içinde türeyen yeni varlıklar mesela 100 sene öncesinde bilgisayar yoktu. Bilgisayar yeni üretilen bir varlık. Dolayısıyla bazı kelimeler bilgisayar kelimesiyle yan yana kullanılmaya başlandığında yeni yan anlamlar kazanacak. Belki 100 sene sonra bugün olmayan şeyler üretilecek. Bu üretilen şeylere verilen isimlerle kullanılan diğer kelimelerde yeni yeni anlamlar yani yan anlamlar kazanabilirler. Dolayısıyla bir kelime kullanıldığı süreç içerisinde yeni yan anlamlar kazanır. Bunlar somut da olur, soyut da olabilir. Peki hangi yollardır bunlar? 3 2 tane başlığımız var ana başlığımız. Birisi deyim aktarma yollarıyla, ikincisi de arkadaşlar ad aktarması yoluyla. Bir de bunların açıklamasını yapacağız birazdan. Somutlama ve dolaylama diye iki tane kavram çıkacak karşımıza. Nedir deyim ya da değiş aktarması? Bu hepinizin malumudur arkadaşlar. Bir varlığın sahip olduğu özelliğin ya da anlamın başka bir varlığa verilmesi geçici olarak verilmesi, burada benzetme de olabilir, benzetilerek verilmesi diyebiliriz. Örnek, insandan doğaya aktarımlar yapılabilir. Sağır soba, sağır özelliği aslında insana ait bir özelliktir ama burada kime verilmiş? Sobaya verilmiş. Dikkat, sağır kelimesi soba kelimesiyle yan yana kullanıldığında yeni bir yan anlam kazanmıştır. Normalde sağır nedir arkadaşlar? Duymayandır. Peki sağır soba nedir arkadaşlar? Yanmayandır. Kör bıçağa geldiğimizde körlük canlılara ait olan bir özellikken bıçağa verilmiş. Yani insana ait bir özellik doğaya verilmiş. Bu emaneten verilmiş ama burada şunu değiştirmiyor ki kör kelimesi tek başınayken sahip olduğu anlam neydi? Bıçak kelimesiyle yan yana kullanıldığında sahip olduğu anlam neydi? Burada sahip olduğu anlam bıçağın keskin olmaması. Dolayısıyla bakın tek başınayken sahip olduğu anlamla keskin olmamak anlamı birbiriyle aynı değil. Kelime nasıl bir yan anlam kazanmış görebiliyoruz. İhtiyar şehir buna bir örnek olarak tekrar verilebilir. İnsandan doğaya aktarım olduğu gibi doğadan da insana aktarım vardır. İnsanın kendine ait kavramları adlandırmak için doğadaki canlı cansız varlıkların isimlerini kullanması yoluyla oluşan bir durumdur. Örnek: Serçe doğaya ait bir kavram iken serçe parmak dediğimizde insana ait bir parmağın yani bir organın ne olarak, şekilsel olarak, fiziksel olarak adlandırılması yoluyla yeni bir anlam kazanmıştır. Çekiç, örs, üzengi normalde doğada kullanılan bazı kavramlar yani günlük hayatta kullanılan araçlar oldukları halde insanın kulağının içindeki kemikler olarak kullanıldığında insandaki bu organlara yeni isimler olmuş. Yani yeni yan anlamlar kazanmışlardır. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Biraz önceki örnekleri de hatırlarsanız hangi özellik hangi kavrama gittiyse aktarım o yönden diğer kavrama doğru yapılmıştır. Dikkat edin. Serçe Özellik olarak parmağa gittiği için doğa insan yani doğadan insana aktarım olmuştur. Bunu unutmayalım. Bunun yanında arkadaşlar doğadan insana, insandan doğaya dışında bir de duyular arası aktarım vardır. Ne demek bu? Şu demek. Bir duyu alanına ait sözcüğün başka bir duyu alanı için kullanılması örnek üzerinden daha iyi anlarız. Sert dokunma duyusuna ait bir kavram iken sert ses dediğimiz zaman duyma duyusuna aktarıldığını görmekteyiz. Sert dokunma duyusuna ait iken koku dediğimiz zaman sert koku dediğimizde koklama duyusuna aktarıldığını görmekteyiz. Ekşi tatma duyusuyla alakalı bir kavramken ekşi koku dendiğinde koklama duyusuna doğru yapılan bir aktarım olduğunu görmekteyiz. Dikkat edelim burada karıştırmayalım. Hangi özellik hangisine verildiyse aktarım Diğerinden verilene doğru yapılmıştır. Yani sertten sese doğru bir aktarım vardır. Sert bir duyu, ses bir duyu ile algılanan kavram olduğu için duyular arası aktarım olmuştur.